Hastanelerinden uzman doktor Esra Mustafa. Kerem bize ilk olarak geldiğinde 1,5 yaşındaydı. Oturma dengesi yoktu, ayakta duramıyordu, yürüme adımlama yoktu. Yaklaşık 3 yıldır romateme devam ediyoruz. Kerem'in serebral palsi teşhisi nedeniyle 18 aylıkken başladığımız bir tedavi süreci var. İlk tedavi aldığımızda süreç tabii önce kasılmaları da belirgindi. Onları azaltmaya çalıştık. Birebir fizyoterapist olan egzersizleri bizim için çok önemliydi. Eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, güçlenme, denge, koordinasyon egzersizleri, akabinde yürüme eğitimi programına başladık ve devam ettik. Süreç bu şekilde ilerledi. Öncelikle oturabilmeye başladı, sonra ayakta durmaya ve akabinde adımlamaya başladı. Şu an cihazlarıyla yürüyebilir durumda. Ama tabii ki daha yolumuz var. Daha düzgün bir yürüyüş için çalışıyoruz, çalışacağız daha fazla da. Dönemlerden geçtik ve Kerem ilk başlarda gerçekten sürüdüm vaziyette biz kurmaya başladık. Sonrasında burada doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, yine Kerem'in dışarıdaki başka spor faaliyetleriyle bugün artık yürür vaziyette geldi ve ilk adımlarında yine kurumuza attı. Bu bizim için çok mutluluk verici. 3 yılın sonunda yeri geldi 4 gün, yeri geldi 5 gün devam ettiğimiz tedavi süreçlerinde en sonunda adımlarını attığını görmek bizi tabii ki çok çok mutlu ediyor. Bunun sonunda bizler iyi bir takımın parçası olmaya çalışıyoruz. Nedir iyi bir takım? Fizyoterapistler, bizler, doktorlar ve yine başka sportif faaliyetlerdeki arkadaşlarımız, bunların hepsi Kerem'in yürümesi için, Kerem daha iyi sosyal hayata adapte olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim bir tanemiz ve sonuna kadar daha bizimle. Herkese merhabalar, ben uzman fizyoterapist Ayşe Kılıç. Kerem'le 2 sene yaşamasaydı birlikte seans yapmaktayız. Kerem'e serebral palsi teşhisi konulduktan sonra Kerem 15 aylıkken Rotum Hastanesi'ne başvurdular. Kerem'e yapılan ilk değerlendirmelerde spastika dediğimiz kısılmaları fazlaydı. Özellikle bacaklarına daha fazlaydı. Emekleme, oturma, ayakta durma gibi yaşıtlarına göre olması gereken normal motor gelişim becerilerine gerilik mevcuttu. Teşhis ve denge problemleri vardı. Bu da benim ilk gelişimimdi. Bu da ilk yapışım benim. Burada böyle İşler yavaş. Fizyoterapistlerimiz bize gerçekten her anlamda çok destek oldular. Manevi olarak bize her zaman varlıklarını hissettiriyorlar. Bizimle bilgilerini, Kerem'e olan sevgilerini çok fazla hissettiriyorlar. Her anlamda bize destek oldukları için biz de onların yönlendirmeleriyle Kerem için bir şeyler yapıyoruz. Ve gerçekten bu yıl tam anlamıyla bunun karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Çünkü hepsi canla başla çalışıyorlar. Hepsi gerçekten çok emek veriyorlar. En az bizim kadar. Ve en az bizim kadar mutlu olduklarını görmek beni de çok mutlu ediyor. Gerçekten o anlamda hepsine çok teşekkür ediyorum. Germe egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, yaşıtlarına göre olması gereken normal motor gelişim becerilerine yönelik egzersizler ve bunların kontrolü egzersizler, uzay terapisi, havuz tedavisi, kısa süreli lokomat desteği tedavilerin içerisinde yer aldı. Biz şu an Ocak 2021 yılından itibaren Kerem'le birlikte ilk bağımsız yürümelerine, ilk bağımsız adımlarını Ocak 2021 yılında aldıyız. Ve biz şu an Kerem'le kısa mesafe koordineli bir şekilde adımlamaktayız, yürümekteyiz. Kerem çok özenli, çok gayretli, çok hayat dolu bir çocuk. İnanıyorum ki çok daha iyi olacak.